Avusturyalı bir şirketiz. %100 Avusturya tabanlı ve bütün teknolojimizi burada tasarımdan üretime kadar Avusturya'da üretmekteyiz. O nedenden dolayı da yurt dışı bağımlılığımız yoktur. Bu nedenden dolayı da yani bütün COVID pandemi sürecinde de bir seneyi aktardık bu arada. Bir sene içinde bütün dünyaya buradan PCR testlerini ihracat ettik. Türkiye dahil buna. Şimdi PCR testlerinde geçen sene pandemi başladığında ilk 10 şirketi içindeydik dünya çapında baktığımızda ve bizim için çok büyük bir başarıydı. Bu ara bir sene geçtikten sonra yeni bir ürünümüzle piyasaya giriyoruz. O da bugün mevcut olan ihtiyaçtan dolayı, çok önemli, kritik bir ihtiyaçtan dolayı hepimizin bildiği gibi COVID-19 mutasyonların şu ara dünyayı tehlike altına sokması ve bilhassa aşı faaliyetlerini ve bütün önlemleri tehlike altına getirmesinden dolayı bir ihtiyaç mevcuttur. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için dünyada ilk olan bu sefer bir COVID-19, İngiliz mutasyonu ve Afrika mutasyonunu direktmen PCR esnasında tespit eden bir tanı kiti geliştirdik ve bu dünyada bir ilk. Gene pandeminin ilk senesinde, yani geçen sene, çok büyük çalışmalarımız oldu. Ve hatta Sağlık Bakanlığımızla da bağlantıya geçtiğimiz oldu. Türkiye'ye testler verdiğimiz oldu. Ve birkaç şirketle beraber PCR testleri Türkiye'ye ihraç ettiğimiz ve orada kullandığımız oldu. Tabii ki bu her zaman dört dörtlük çalışmadı. Çünkü bildiğiniz gibi her ülke Türkiye'nin de ona göre kuralları var. İthalat, ihracat olayları var. Bilhassa medical product dediğimiz bu tanı kitlerinde özel yasalar mevcuttur. Ve o nedenden dolayı da her istediğiniz zaman istediğiniz kiti ve testi tabii bu da doğrudur, kullanamazsınız. Öyle sıkıntılarımız oluyor zaman zaman. Sonuçta Türkiye içinde bulunan bir şirket değiliz, dışarıda olan bir şirketiz. Ama orada ortak şirketlerimiz vardır ve bunlarla beraber çalışıyoruz. Kapasite açısından mesela dersek Türkiye gibi 80 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Veyahut da Avrupa toplumu tümüyle yüzlerce milyondan ibaret olan toplum kitlesi. Amerika'ya da koyduğumuzda ihtiyaç, böyle kitlere ihtiyacı çok büyük. Ve bizim zaten esas özelliğimiz sadece tasarım ve yüksek teknoloji değil. Aynı anda yüksek teknolojileri üretimde de kullanıyoruz. Ve üretimi bu boyutta, bu büyüklükte yapıyoruz ki bu büyük ihtiyacı karşılayabilmek için. Yani mesela bizim stoklarımızda bulunan ham madde miktarları 500 milyon PCR testi üretebilmek için yeterlidir. Yeni ham madde üretmeden bunu temin edebiliriz. Yani bu Avrupa için de yeter, Avusturya için de yeter, Türkiye için de yeter. Ve bizim o nedenden dolayı üretim kapasitemiz sınırlı değil, dışa bağımlı değiliz. Ve aynı anda da üretim otomatizasyonu kullandığımız için el değmeden kitler üretildiği, dolum yapıldığı ve paketlendiği için ortalama 5 milyona kadar, 5 ile 10 milyona kadar ayda üretim kapasitemiz var. Hani zorlamadan, eğer ihtiyaç daha büyük olsa bunu katlamak mümkündür. Kitlerin veya testlerin fiyatlarını gelirse hastanelere verilen fiyatlarımız oldukça düşük fiyatlardır, 6 eurodur test başı. Ama tabii ülkeler açısından mesela şu an Doğu Avrupa'dan çok talepler geliyor. Orada çünkü mutasyonlar şu an çok hızlı bir şekilde ilerlemekte. Mesela Macaristan'dan talep geldi. Direktmen konsolosluktan ihtiyaçları olduklarını söylediler. Çek'te de aynısı. Ve bu ülkeler şu an kavrulduğu için bu mutasyonun altında büyük sayılarla talepleri var. Ve orada da şöyle bir yardımda bulunmak istiyoruz. Bunu ticari açıdan değil de elimizden geldiği kadar bedelsiz ek ürün vermeye çalışıyoruz ki ihtiyaçlar giderilmesi için. Yani sadece son tüketici fiyatından ibaret değildir bu. İhtiyaca göre ve ülkeye göre elimizden geldiği kadarıyla yardım ediyoruz. Yani mesela o ülkelerin ihtiyaçları yüz binlerce test olduğu için oralarda birçok zaman büyük kısmını bedelsiz bile veriyoruz. Bunu insanlık vazifesi olarak da görüyoruz aynı anda. Ve bugün yapamazsak ne zaman yaparız? O başka bir olay. Yani hem ticari boyutu var bu işin, bilimsel boyutu da var.
Ve tabii ki sosyal boyutu da var bu işin ve bugün dünya birlik olmazsa bu işi çözülmesinin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Tek ülkelerin dünyanın en güçlü ülkesi de olsanız, en ileri teknoloji sahibi olan ülkesi de olsanız, pandeminin bize öğrettiği çok önemli bir mesaj var. Zengin de olsanız, fakir de olsanız, güçlü de olsanız, zayıf da olsanız, kim olursanız olun, hiçbir yerde hudut ve sınır tanımayan bir şey, ayrım yapmadan. İşin garipliği belki adil, kendi başına adil bir sistem, yani güçlü veya zayıf görmüyor. Ama belki insanoğlu bundan da bir ders çıkartabilir diye düşünüyorum.